Haftanın son gününde iyi mesailer diliyorum. Sizlere sağlık, huzur diliyorum. Bugün bir meslektaşınızı uğurladık. İsmet Demirdöğen arkadaşımızı hem bizim hem tüm medya camiasının başı sağ olsun, kederli ailesine sabır diliyorum, mekanı cennet olsun. Hatırlayacaksınızdır bizim grup basın danışmanlığımızı yaparken buraya birlikte gelirdik. Sonra RÜTÜK üyesi olarak görev yaptı. Parlamento Muhabirleri Derneği'nde önemli hizmetler oldu. Ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde genel başkanlık yaptı. Çok temiz, çok pırıl pırıl bir insandı. Keşke herkes hepimiz İsmet Demirdoğan gibi olabilsek. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Seçimler hayırlı olsun. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, Beklenen imzayı attı, beklenen kararı aldı. Şimdi söz millette. 14 Mayıs inşallah Erdoğan ve bu ucube yönetimine veda günü olacak. 14 Mayıs evet demokrasi tarihimizde de çok önemli bir yeri var. 50 75 yıl sonra 70 73 yıl sonra Türk demokrasi için de yeni bir miladın başlangıcı olacak. 14 Mayıs Türkiye'nin temiz devlete, temiz topluma, temiz yönetime kavuştuğu günün ve Türkiye'de Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlanmaya başladığının ilk günü olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii seçimleri sevk ve idare edecek olan Yüksek Seçim Kurulu'nun da bu süreçte talimatla değil, hukuk normlarıyla çalışması milletin en büyük beklentisidir. Deprem bölgesi dikkate alındığında milyonlarca insanın e, ikamet değiş ikameti değişmişken milyonlarca insandan bahsediyorum. İyi Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruyu reddetmek hangi mantıkla izah edilebilir çok merak ediyorum. Anlaşılır değil. Gerçi YSK'nın böyle anlaşılır olmayan, hukuk normlarıyla bağdaşmayan geçmişte sicilinde epey vakatı da var. Mesela 2017 referandumunda mühürsüz oyları geçerlidir diye açıklama yapmak YSK'nın sicilinde var. Mesela 2019 Mart İstanbul seçimlerini her şey çok açık ve çok netken hiçbir şey olmasa da bir şey olmuştur mantığına riayet ederek aynı zarfın içindeki üç pusulayı geçerli sayıp bir pusulayı geçersiz sayıp İstanbul seçimlerini iptal etmekte YSK'nın ritüelinde var. Dolayısıyla İyi Parti'nin başvurusunu reddetmesi işin doğrusunu isterseniz Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu İyi Parti'nin bu başvurusunu reddetmesi beni şaşırtmadı. Şaşırtmadı. Normal şartlarda gerek olmayabilir. Esasen biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Millet İttifakı olarak da herkes emin olsun ki sandıklara hakimiz. Bütün sandıklarda sandık kurulu üyelerimiz, bütün okullarda okul görevlilerimiz, bütün sandıklarda müşahitlerimiz ve bütün il ilçe teşkilatlarında seçim masalarımız hazır. Bizim bir endişemiz yok. Ancak milyonu aşkın insanın ikametini değiştirdiği bir ortamda Parmak boyasının herkesin de vicdanını, içini rahatlatacak bir uygulama olduğunu da söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün seçimleri açıkladıktan sonra e, depremle ilgili de kimi değerlendirmelerde bulundu ve dedi ki ilk gün bakanlar oradaydı. İkinci günde ben gittim. Sayın Cumhurbaşkanı ilk gün bakanların orada olmasının, bakanların cisminin orada olmasının devletin orada olduğu anlamına gelmediğini bilmen lazım. İlk gün devletin orada olduğunu anlamamız için orada ilk gün arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları olmalıydı. Vinçleri, eskavatörleri bunlar olmalıydı. Hiltileri olmalıydı. Kazmaları, kürekleri olmalıydı. İlk gün çadır ve battaniyeler oraya ulaşmış olmalıydı. Eğer devlet oradaysa İlk gün seyyar mutfakların kurulmuş olması gerekirdi. İlk gün seyyar tuvaletlerin olması lazım. İlk gün ekmek ve suyun oraya ulaşması lazımdı. Erdoğan ulaşmadı. Senin bakanların orada boy gösterince devlet de orada boy göstermiş olmuyor. Ve ilk gün orada kahraman ordumuzun olması gerekirdi. Yoktu. Vallahi de yoktu, billahi de yoktu. Ha sen de bu arada günleri şaşırmışsın. İkinci gün oradaydım dedin. İşte burada Cumhurbaşkanlığı'nın bunların sitesi değil mi bu? Sitesinden alıyoruz, bakıyoruz. İşte ayın altısında şu olmuş, bu olmuş. Ayın sekizi için Cumhurbaşkanlığı sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan günleri de şaşırmaya başlamış. Sen oraya yedisinde değil, sekizinde gitmişsin. Biz de öyle hatırlıyoruz zaten. Ve Hatay milletvekilimiz Sayın Suzan Şahin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'ı pek etkilemiş. Sayın milletvekilimiz için garip garip konuşuyor, konuştu diyebildi. Pes. Erdoğan sen öyle bir deprem yaşadın mı? Yaşamadın. Allah da yaşatmasın zaten. Ama Suzan Şahin depremi en ağır yaşayan, anında orada yaşayan ve komşularının çığlığını, feryadını duyan ama bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşayan bir kadın milletvekili. Bu feryadı, bu isyanı garip bir konuşma diye nitelemek bir cumhurbaşkanına yakışmaz. Ona yakışan şuydu. Suzan Şahin'in feryadını, hissiyatını anlıyorum. Allah bir daha yaşatmasın bir cumhurbaşkanına, normal bir cumhurbaşkanına yakışan Sayın Suzan Şahin'in konuşmasına böyle bir cevap vermektir. Olmadı Erdoğan. Gene olmadı. Baştan hepimize küfrettin, hakaret ettin. İlk üç gün, ilk 72 saat orada devlet yok diyen herkese küfüre varan hakaretlerde bulundun. Sonra çıktın Adıyamanlardan da özür diledin, helallik istedin. Tıpkı onun olmadığı gibi bu tavrında olmadı. Ve Özaseki konuşmuş. Allah'ım bunlar hakikaten insanı çıldırtır. Özaseki demiş ki koca belediyeleri var, bir sürü insanla işe aldılar. 50-100 kişiyi göndermişler, şov yapıyorlar. Efendim kamerayla algı belediyeciliği yapıyorlar. Pes. Yazık. Bak ben sana algı belediyeciliği ya da algı yönetimi nasıl yapılır? Iki tane örnek vereceğim Özaseki. Olmayan çadıra çadırı var demek şu algının ta kendisidir. Sivillere AFAD üniforması, asker üniforması giydirip altını çizerek söylüyorum Özas ki Algarıyorsan buraya bak. Sivillere AFAD üniforması, asker üniforması giydirip AFAD burada, asker burada algısını oluşturmak algı operasyonunun ötesinde ahlaksızlığın dik alasıdır. Ayıptır. Belediyeler ne yaptı? Bir söyleyeyim. 8584 araç. Topu topu 218 belediyemiz var bizim. 11 büyük şehir, 10 il, gerisi ilçe belde. 8584 e, araç. 25076 Cumhuriyet Halk Partili belediye personeli yöneticisi oradaydı Özaseki. Git AFAD'ın rakamlarına bak. AFAD bu belediyelerimizi eşleştirdi. İstanbul Büyükşehir'i Hatay'la, Ankara Büyükşehir'i e Maraş'la İzmir Büyükşehir'i Osmaniye'yle sonra Adıyaman'la eşleştiren de sizin o beceriksiz afatınız. Yani tek tek sayarsam çok zaman alacak ama toplamda 6766 tır gönderdi CHP'li belediyeler. 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve iki tren vagonu kiralayarak afet bölgelerine gidildi. 149 mobil mutfak açtı CHP'li belediye. 149 senin Kızılay'ın mobil mutfağı 5 gün sonra devreye girdi. Üç, üç tane beş tane. İki milyon sekiz bin battaniye dağıttı CHP'li belediyeler. Kızılay'ın yapamadığını, AFAD'ın yapamadığını CHP'li belediyeler yaptı. Bu arada ben AK Partili belediyelerden de Allah razı olsun diyorum. Onları da gördüm orada. Onlar da Kocaeli'ni gördüm, Konya'yı gördüm, Üsküdar'dı galiba gördüm, Kayseri'yi gördüm. Herkes bir şey yaptı ya. Ya sizden başka herkes bir şey yaptı. Bir şey yapmayan sizsiniz. Daha var. 42.513 çadır kurdu CHP'li belediyeler. 1798 mobil tuvalet duş kurdu. 4 milyon 243 bin hijyen paketi dağıttılar. 2199 jeneratör bölgeye taşıdılar. Bunlar sürekli de artan rakamlar. Özel 8 ayıp deprem üzerinden CHP'nin yaptıklarını kıskanarak CHP bir şey yapmadı, algı yaptı demek sen Kayseri Belediye Reisliği yaptın, milletvekilliği yaptın, yapıyorsun. Bakanlık yaptı mıydı bilmiyorum. Yaptı mı? He? Ha bakanlık da yaptı. Keşke yapmasaymış. Evet bu kafayla bakanlık yapılınca ne olursa. Böyle bir kafa ülkeyi yönetiyor. Böyle bir kafa. CHP yoktu. Yüzüne gözüne dizine dursun. Nankör. CHP de vardı, AK Parti de vardı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de vardı, Ankara Büyükşehir Belediyesi de vardı. Konya Büyükşehir Belediyesi de vardı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de vardı. Ya bir kere kucaklayıcı olun ya. Bir kere sizden olmayanlara da sıcak sevgiyle bakın ya. Bu ne izansızlıktır ya. Ve gerçekten doğal bir afeti, 33. gündeyiz bugün. Doğal bir afeti, doğal olmayan bir felakete dönüştürmek de... Olsa olsa hani yaparsa AK Parti yapar deniyor ya. Yaparsa AK Parti'nin yapabileceği bir işti. Doğal bir felaket, bir afet, doğal olmayan bir felakete dönüştü. Beyefendi şimdi diyor ki 244 bin bugün taze 244 bin ev yapacağım. Ya 244 bin evi yapamazsın. 64 günün kaldı. 64 günde 244 bin ev yapılır mı? 70 e 70 küsür binde e, köy evi yapacağım diyor. Çadır konteyner yokluğu bölgede hala can yakıyor. Beyefendi konut temeli atıyor göstermelik. Günü kurtarmaya yönelik. Erdoğan en başta söyledim. Seçime 80 gün varken. Sen çadır dağıt evleri biz yapacağız dedim. Hala aynı noktada. Sen çadır dağıtmayı beceremedin. 244 bin konut yapacakmış. Şimdi. E, bakın size bir yazı okuyayım de oradan gidelim. Heh. <laughs> Burası çok önemli. Tarih 30 Ocak 2020. Yazı yazan Adıyaman ili Yayla Konak Belediye Başkanlığı. Yazının gittiği adres Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. 2020'nin ocağı. 24 1 2020 tarihi merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem beldemizi etkilemiş. Beldemize yaşayan ve beldemize Belediyemize müracaat eden ekte dilekçeleri sunulan 91 vatandaşımızın evleri hasar görmüş olup hasar gören evlerin müdürlüğünüz teknik elemanlarınca hasar tespiti yapılması hususunda gereğini arz ve talep ederim. Abuzer Aydın Belediye Başkanı. Tam 3 yıl 3 ay önce. 3 yıl 3 ay önce. Bu yazı bu. Ve bu depremde 2020'nin ocağında ya belediye reisinin feryadına bu Çer ve Şehircilik Bakanı kulak vermediği için bu yayla konakta 72 kişi öldü. Belediye başkanı üç yıl önce benim ilçemde, beldemde hasarlı bina var, insanlar içinde oturuyor diyor. Üç yıl üzerinden geçiyor. Adıyaman, eee Elazığ, Sivrice merkezli depremde. Şimdi Pazarcık depreminde doğal olarak bu hasarlı evler çöktü ve 72 kişi öldü. Evlerin çökmesi doğal ama 72 kişinin ölmesi doğa dışı felaket. Göz göre göre ölüm. Bunun sorumlusu kim? Kim bunun sorumlusu? Suzan Şahin feryat edince garip garip konuşuyor diyeceğine Erdoğan. Hiçse bu il müdürünü, hiçse o dönemin bakanını görevden alsana. 72 kişiyi öldürmüşsünüz. Bildiğini öldürmüşsünüz. Başka örnekler de var. Yine aynı depremde Adıyaman Sincik ilçesinin İnlice beldesinde hasarlı evler var idi. Ve bu hasarlı evlerde insanlar 2020'deki Elazığ Sivrice depreminde hasar görünen evler müracaat edilmiş. Devlet dokunmamış ve 18 kişi ölmüş. Sincik ilçesi İnlice beldesinde hasarlı evlerin içinde 3 yıl önce hasar alan Evlerin içinde ölenlerin sorumlusu kim Erdoğan? Ben miyim? Ya sen hadi görmedin. Senin emrinde bakan var, bürokrat var, teknokrat var. Vali var, kaymakam var. Bunları bari görevden al. Yunanistan'dan hiç mi örnek almadın ya? Tren kazası oldu diye İçişleri Bakanı istifa etti. Bakan istifa etti. Yayla Konak Belediyesi feryat, feryat etmiş. Üç sene önce feryat etmiş. Hasarlı evlerde insanlar oturuyor diyor. Yetmiş iki kişi ölmüş. Sincik ilçesi İnlice beldesinden feryatlar yükselmiş. Evlerimiz hasarlı diye. Çadır gitmemiş, konteyner gitmemiş. On sekiz kişi ölmüş bu depremde. Daha çok. Böyle olaylar çok. Bu ev yapacakmış. Şunu da anlamış değilim. E, Samsat'ta... <laughs> Samsat'ta yine aynı o deprem 2017 ve 18'de deprem oldu iki defa üst üste 6 yıl önce deprem oldu Sanıyorum 5.8 falan köylerde evler yıkıldı köylerde ve 6 yıl geçti 6 yıl Erdoğan şimdi bunda 33 gün geçti 6 yıldır orada insanlar hala bugün konteynerda göstereyim Bu çocuk deprem depremde doğdu, konteynerda doğdu, bu boya geldi, Samsat'ın köyünde bu boya geldi, konteynerda doğdu, hala konteynerda. Sen şimdi diyorsun ki 244 bin evi yapacağım bir yıl içinde. Yok altı ya, yılda yapamamışsın. Samsat'ın köyüne altı yılda niye yapmadın o zaman? Yapacağın elli tane ev. Niye yapmadın? Bir bu boyutu var, bir de kayıplar var. Bir vatandaş beni aradı. Özcan isimli. Hatay'da. 7 Şubat günü amcam oğlu Kadir Türkkan Kavasoğlu'nu dedi. Kadir Türkkan Kavasoğlu. Antakya Merkez Cumhuriyet Caddesi'nden yaralı ambulansa koyduk dedi. Ambulansa Cumhuriyet Caddesi'nde. O gün bugün haber yok. Ölüsü de yok, dirisi de yok. Nasıl bir devlet bu? Ambulansa koymuşsun. Koymuşsun. Adam kuzenini bulamıyor. Bulamıyor. Bugün biraz önce aradım sizle bunu paylaşacağım için. Bu üç beş gün önceki hadise. Ben boş durmadım. Sağlık Bakan Yardımcımıza bu bilgileri attım. Dedim ki böyle bir tablo var. Ölüsü dirisi. Ölüsü dirisi. Yani yaşatamamışsın ölüsünü ver. Ölmemiş dirisini bul. Sen nasıl devletsin? Böyle bir tablo var. Benim danışmanımı aramış bir vatandaş benim telefonumdan. Demiş ki ya işte istemiş işte, ben Şafak. Ya Şafak Bey ben yaşıyorum ama ben ölü görünüyorum. Ölü görünüyorum. Bak bak bak. Bu, bu nasıl bir iş? Bunu da anlamak mümkün değil ve ölü, ölü sayımızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bir vali üç katı demişti. E kayıplar var. Molozlar haldır huldur dökülüyor. İçinde insan var mı, ceset var mı, yok mu bakılmadan. Ve kayıp çocuklar var. Çocuk deyince hepimiz bir dakika deriz. Ama ihtimam ederiz. Kaçırılmış çocuklar iddiaları var. Hala bakanlığın açıklamasında da 80 küsür çocukla ilgili kayıp tablosu var. Niye bulmuyorsun bunları? Bunları nasıl bulamazsın? Koskoca dünya liderim diye caka satıyorsun hava basıyorsun. Kayıp çocukların var Erdoğan. Bunlar senin çocukların. Sen devletin başındasın. İşine gelince kendilerini birilerine benzetmek için, kutlu insanlara benzetmek için Fırat'ın kenarında kaybolan koyundan mesulüm demesini biliyorsun. Ama sen enkazın altındaki insanlara zamanında ulaşmadığın için binlerce insanın ölümüne bir şekilde sebep oldun. Böyle bir tablo var. Değerli arkadaşlar, bir de Kızılay sorunumuz var. Kızılay. Şimdi bir sürü iddia üstüne iddia, iddia üstüne iddia. Dün ben evvelsi gün ben de söyledim. Holding olmuş, yardım işini bırakmış, para işine, para aklama, para transferi işleriyle uğraşıyor. Botaştan alıyor Erdoğan'ın oğlunun vakfına gönderiyor. Kendi parasını alıyor Erdoğan'ın oğlunun kurduğu vakfın üniversitesine aktarıyor. AK Parti'nin bütün üstte yöneticileri aile boyu Kızılay'da görev alıyor. Sonra Kızılay çadır yok diyoruz. Meğer çadır da varmış. Onu da sonra satmak için fiyatların şişmesini beklemiş belli ki. Vay be Türkiye'nin hanı. Ve soruyorum ben sordum 12 şirketin tümünden huzur hakkı adı altında ya da yönetim kurulu üyesi olarak maaş alıyor musun kardeşim? Alıyorsan çıkarsın alıyorum dersin. Bu, bu evrakların hepsini yakamazsınız. Biz bunları 64 gün sonra ortaya çıkarıp açıklayacağız zaten. Çok kişinin canı yanacak. Devletten çalanların canı yanacak. Onun için namuslu bürokratlar hep diyoruz ki alet olmayın. Kanunsuz emirlere uymayın. Bu Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi çalanın yanına kar kalmayacak. Yapanın yanına kar kalmayacak. Yok öyle bir şey. Yok. Yok. Şimdi tekrar soruyorum. Kızılay Başkanı gençler alıyor mu? Genç soru cevap sitesinde çocuklar getirdi. <laughs> Genç yöneticiler maaş almıyormuş Kızılay. Onlar gönüllüymüş. Ne güzel. Sen sen aslında şey bir seçimle geldin ama sen bir de seçimle geliyorsun. Kızılay yardım yapmak için kurulmuş bir organizasyon. Ge geçim kapısı değil. Soruyorum burada. Tam olarak Sayın Kerem Kınık. 306 bin lira maaş gelir elde ettiğin Kızılay'dan farklı farklı şirketler üzerinden doğru mu yalan? Mı? Çık kamuoyuna bunu söyle. 306 bin lira. 36 tane asgari ücret Alıyor musun? Almıyor musun? Buna da bir cevap ver. Garabet devam ediyor arkadaşlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı on numara bir iş yapmış. Çok güzel bir iş yapmış. Doğru bir iş yapmış. Ne yapmış? Bu GSM şirketleri diyoruz bu cep telefonlarımızın bağlı olduğu operatörler. Operatörlerin ismini şimdi vermeyelim. Reklama girmesin. İki GSM şirketine, GSM şirketlerin tümüne Yetersiz kaldınız, gerekli önlemleri almadınız. Deprem bölgesinde iletişim koptu diye ceza kesmiş. Helal olsun. Gerekçe ne? Yetersiz kalmak, gerekli önlemi almamak. Peki, depremde 6 Şubat itibarıyla yetersiz kalan ve gerekli önlem almayan sadece GSM mi, şirketleri şirketlerimi. Allah aşkına. Mesela AFAD Afat yetersiz kalmadı mı? Afat gerekli önlemleri aldı mı? Hayır. Afat nereye bağlı? İçişleri değil mi? İçişleri. İçişleri Bakanı'na da bir ceza kesmek gerekiyor. Mesela TSK zamanında oraya indirilmedi zamanında. Kime bağlı? Milli Savunma Bakanı'na. Ona da bir ceza lazım. Ona da lazım. Mesela Kızılay felaketin kendisi olmuş. Kimin şeyinde Cumhurbaşkanı'nın himayesinde Kızılay. Kızılay. Yolsuzluklarla anılan bir kurum haline gelmiş. Kime bağlı? Cumhurbaşkanına bağlı. E o Kızılay da yetersiz kaldı. Gerekli önlem almadı. Sayın Ulaştırma Bakanı. Buna kim ceza kesecek? Var var ceza kesecek biri var. Sana da gelelim. Efendim ilk gün yollar işte şöyleydi böyleydi kar yağdı bölgeye ulaşamadık. Bu yolları açık tutmaktan kim sorumlu Ulaştırma Bakanı? E sen sorumlusun. Sen CSM operatörüne yetersiz kaldın, gerekli önlemleri almadın diye ceza kesiyorsun, helal olsun. Doğru iş. Sen, sen yolları niye açmadın Ulaştırma Bakanı? Sen niye yetersiz kaldın? Sen niye gerekli önlemleri almadın? Bunun için sana kim ceza kesecek? Kesecek, kesecek. Millet kesecek. Millet işte sizin CSM şirketlerine kestiğiniz cezanın daha ağırını çok kısa bir sürede kesecek. İçiniz rahat olsun. Ben size tarih de vereyim. 14 Mayıs 2023'te kesecek. Ve Sayıştay bu evrensel hizmet fonu var. Hepiniz hepimiz aziz milletim, hepinizden para kesiliyor faturalardan. Evrensel hizmet fonu amacı şu. Bu dev şirketlerin ulaşmadığı eee Fizibil görmediği dağ, bayra, köye şey kuruyorlar bunlar. E i̇şte bu role, baz istasyonu, kablo, internet erişimi vesaire. Bu Evrensel Hizmet Fonu olarak bu yapılıyor. Çok güzel bir şey bu. Şirket diyor ki ben buraya bu kabloyu taşısam, bu direği diksem bile yani bunu geriye almam benim bilmem şu kadar diyor, nüfus az diyor. Ama Evrensel Hizmet Fonu mantığıyla Türkiye'nin her metre karısında herkes devlete ulaşabilsin diye böyle bir düşünce var. Ve bu yeni değil, 15-20 yıldır var. Ne olmuş biliyor musunuz? Ne olmuş? Sayıştay bunu incelemiş. Demiş ki, paralar amacına uygun harcanmıyor demiş ya. Yani çocuklar biraz baktılar, 15 yılda 13.2 milyar TL kes ödemişiz biz, sen, ben, hepimiz. Kameranın önündeki, arkasındaki herkes. Bizi izleyen, izlemeyen Herkes. 15 13 milyar 13.2 milyar TL de 15 yıl önceki dolarla mukayese edersen bu para 7 milyar dolar yapar. 7 milyar böyle bir arkadaşlar onu da hesapladı. Neyse bırak doları. 13 milyarın 15 yılda 6.1 milyarı bu amaç için harcanmış. 6 milyar. 7 milyar parayı nereye harcadıklarını vallahi de billahi de bilen yok. Yok. Bu amaca uygun harcanmamış. Böyle de bir tablo var. Eğer bunu harcasaydınız zaten bu 13 milyarı sen benden milletten aldığın parayı evrensel hizmet fonu da topladığın parayı amacına uygun harcasaydın deprem bölgesinde ilk günden itibaren herkes devlete ve yakınlarına ulaşabilirdi. Hatta enkaz altındaki insanlar telefonla adres verip ben şuradayım diyebilirdi ve kurtulabilirdi. Bunu da yapmadınız. Sicil bozuk. Çok kötü. Çok kötü. Sadece YSK'nın sicili değil. Bunların dip doruk sicili kötü. Şimdi ya bitmiyor bak önüme yeni bir sayfa geldi. Gene insanı çıldırtacak bir mesele var kardeş. Nedir mesele? Şu. Bankalar, bankalar dediğim özel bankalar değil ha. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank. Üçü de de kamu bankası. Deprem bölgesine özel kredi açmışlar. Yüz bin TL. Depremzedeye kredi vereyim. Güzel. Nasıl vereyim? Altı ay hiç ödeme. Altı ay. Çok güzel. Kalanı da 36 bu ay vadeyle yüzde 0.99'dan öde. Çok minimum bir faiz. Şimdi bu güzel. Fakat sonra gel gör. Bu kamu banka patronları, yöneticileri, patron, patron millet, yöneticileri çok talep olunca bak bak faizi yüzde 0.9'dan yüzde bir buçuğa çıkarmışlar. Yüzde 1.59'a çıkarmışlar. Bunu nereye koyayım ben? Bu kafaya ne diyeyim ben? Böyle bir kafa, böyle bir mantık olabilir mi? Deprem bölgesine gidiyorsun, millet perişan, kamu bankasısın, kredi veriyorsun, altı hiç ödeme diyorsun, şu kadar düşük faiz, çok talep geldi, ben faizi yükselttim. Hani nasıl? Hani ahlak? Hani adalet? Yok. Yok. Parayla bir takıntıları hep var. Bitirmeye çalışmak istiyorum ama. 15 Temmuz şehitleri için, şehit yakınları ve gaziler için ve Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimiz ve yak şehitlerimizin yakınları ve gaziler için millet elini cebine attı. <laughs> o günkü parayla 310 milyon lira para toplandı milletten. Bugünkü paraya bugüne vurursa kurbazından bunu beşle çarparız bir buçuk milyar eder. Para yok. Var da yok. Onlara göre de yok değil var. Ayda binerlere ödeyerek içi geçiştiriyorlar. Parayı nerede kullandıkları belli değil. Niye ödemediniz parayı? Şimdi bu bunu bir hatırlatmaydı. Şimdi 310 milyonu şehit yakınlarına ve gazilerimize ödemediler. İmar barışı biliyorsunuz. Güya kentsel dönüşüm için imar barışında para toplandı. İyi para toplandı. E, 25 milyar 600 milyon TL toplandı. Neye toplandı imar barışında bu? Kentsel dönüşüm amacıyla toplandı. Kullanıldı mı? Vallahi de billahi de kullanılmadı. Nereye kullanılmış olabilir? Para nerede? Bir, bu parayla imar barışında topladıkları kentsel dönüşümü harcayacakları parayla ne yapılmış olabilir? Çoktan seçmeli soruyorum. A şıkkı. Kur korumalı mevduat ile zenginin parasını dolar karşısında korumak için kullanılmış olabilir. B şıkkı. Beşli çeteye gitmiş olabilir. C şıkkı. Lüks saray harcamalarına gitmiş olur. D şıkkı. Hepsi. Ben bu soruda D şıkkını seçerim. Peki imar barışındaki para gitti. Sonra Deprem vergisi biliyorsunuz 99 depreminden sonra özel iletişim vergisi adıyla toplandı. İyi para toplandı. Hala toplanıyor. Ne kadar? 88 milyar nerede? Bu para ne yapılması lazımdı? Depremle ilgili tedbir için öncesi sonrası için kullanılması lazım. Bu para içinde çoktan seçmeli sorumuz şu. Bu para 88 milyar lira A depreme dayanıklı konut üretiminde kullanıldı. B şıkkı çadır konteyner stoğu yapmak için kullanıldı. C şıkkı güçlendirme çalışmaları için kullanıldı. D şıkkı hiçbiri. Ben burada da D şıkkını seçerim. Hiçbirine kullanılmadı. Para nerede? Ne yaptınız parayı? İçini boşalttınız devletin diğer cari giderlerine bu ne harcadınız? Deprem için topladınız, kendi beceriksizliğiniz yüzünden devletin verdiği açığı kapattınız. Bu kadar basit. Geçen AK Partili bir mevkidaşım diyor ki 100 milyarla bu bu işleri yapmak için 100 milyar para lazım. Diyor. Al 100 milyar işte. Millet vermiş. Millet vermiş. Yok. Böyle bir tablo, tatsız bir tablo. konteyner ee, demişken şu değiliz. Yani devletin valisi, kaymakamı, bürokratı, cumhurbaşkanı, milletvekili. Vay efendim bu niye böyle yapıyor demiyorum. Ama şu bölgede olmaz arkadaşlar. Şu, ma şu manzara yaşanıyorken bu olmaz. Bu ikisi yan yana gelmez. Gelmez. Bu çocukcağız taşın üstünde uyduruk bir çadırın önünde muhtemel karnı aç. Sen vatandaşına çadır verememişsin. Devletin vali yardımcısı lüks konteyner. Bunlara şimdi moda değil de tini house diyorlar. Herhalde tam telaffuz edebildiysem. Bu olmaz sayın vali olmaz. Doğru değil. Git bir otelde kal. Hasar görmemiş bir evde kal. Ben sana demiyorum git çadırda yat. Ama serada serayı bozup insanlar 33 kişi kalırken tütün iskelesinin üstüne çadır çekip 25 15 aile kalırken sen bunu yapamazsın. Yapmamalısın. Baksana adam oturma grubu koymuş, çiçeklerini dikmiş. Maşallah. Ayıp. 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 Tek kelimeyle. Bu işte bunlar vatandaşın yani bu tür olaylarda sükunetini korumak isteyen vatandaşın sükunetini korumasına da adeta engel olur. Çok ayıplar, çok günahlar var. Hatay'da sevgi parkını boşalttılar. Gönüllülere ceza verdiler ya. Sevgi parkında gönüllüler daha çok çadır kurmuş öyle mi? Boşaltın burayı. Niye? Deprem gönüllüleri çadırda kalıyor. insanlara yardım ediyor. Arama kurtarma dahil. Boşaltıyorsun. Depremzede soğuktayken Ahbaba ve Türk Eczacılar Birliği'ne çadır satıyorsun. Ve bu arada kimi tarikatlar da depremzedelere enkaz başında tarikata taraftar toplamak için kuyruğa girmiş. Böyle bir tablo var. Bursa'da Bursa'da bir okulda çadır üretilmiş gibi gösterilip Gaziantep'ten çadırı satın alıp Bursa'ya taşıyıp sonra Bursa'da çadırın üstüne okulun, Bursa'nın, Afat'ın markasını basıp sonra tekrar Bursa'dan deprem bölgesine gönderilme iddiası da soruşturmaya, incelemeye muhtaç bir iddiadır. Böyle iddialar çok hepsini okuyup milletin canını, moralini daha fazla bozmak istemiyorum. Ama bir şeyi söyleyeyim. Hakikaten sınıfta kalınmıştır. Sınıfta kalınırken de sade notlan değil en ağır disiplin cezasına hak ederek sınıfta kalınmıştır. Ve disiplin cezası ile ilgili işlemi de sınıfta kalma ile ilgili karneyi de inşallah 14 Mayıs'ta vatandaşlarımız verecekler. Çok teşekkür ederim. Biraz uzattık mı? İyi. Buyurun. Hayırlı olsun Sözcü Televizyonu yayınları. Evet. aklıma tereddüt ediyorum. Deprem plakalarının yaraları bunu sarılacağını inancım tamdır dedi. Eee bu için bir ilk yorum yapacağım Bir de eee Yüksek Seçim Kurulu'nun bu parçaların adayın ilgili itiraz edileceği ifade ediliyor. Sizin partiniz eee böyle bir itiraz Eee validen başlayalım. Tabii bilmiyorum. Belki bir sağlık sorunu da olabilir ama benim ilk tahminim şu. Bunlar belki de belki de bu valiye hukuksuz bir şey yaptırmak istediler. Valinin içine sinmemiştir. Ya da vali hukuksuz bir şey yapmıştır. Bunlar sen istifa et şimdi bunu kamuya açığa çıkarsa biz de lekeleniriz diye düşünmüş olabilirler. YSK meselesine gelince YSK ile ilgili düşüncemi net bir şekilde ortaya koydum. Bu tartışma sürecek. Aslında anayasa çok açık. Çok açık. Bir kimse en fazla iki defa aday olabilir. Cumhurbaşkanı olabilir der. Aday değil de Cumhurbaşkanı olabilir der. Hal böyleyken bunlar diyor ki işte bu yeni bir sistemdir. Bu yeni sistemde Erdoğan'ın ilk cumhurbaşkanlığıdır diye bir savunmaları var. E, hukukçuların ekseriyeti aday olamayacağı görüşünü ortaya koyuyor. Olabilir diyen hukukçular da var. Burada kararı verecek olan kimdir? Yüksek seçim kuruludur. Onun da sicili maalesef bozuk. Bununla yetineyim. Evet. Siz Hayır hayır yani yüksek seçim kurulunun yaptığı bir sürü işle ilgili kanun gerekmeyen işler de var şimdi bir takvim açıklayacak mesela yarın. E bu takvim için anayasa gerek yok da zaten. Yasal düzenlemeye bile ihtiyaç yok parmak boyası için. Bence yok. İşte dediğim gibi hukuk meselesi konu hukuk olunca herkes farklı yorum ve görüşler ortaya atabiliyor. En doğru görüşü Erdoğan'ın aday olup olamayacağı ile ilgili, daha doğrusu Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olup olamayacağı ile ilgili en doğru yorumu ve görüşü aziz milletimiz 14 Mayıs'ta ortaya koyacaktır. Çok teşekkürler, iyi mesailer, iyi hafta sonları efendim.